Soket üretimi esnasında ürettiğimiz soketlerde hastanın vücuduna uyum sağlaması. 19 Mayıs Üniversitesi Ortez ve Protez Bölümü Türkiye'de 3 devlet üniversitesinden bir tanesinin bir tanesi, bu bölüm bulunan üniversitelerden bir tanesi ve en donanımlı laboratuvara sahip olduğunu söyleyebiliriz. 400 metrekare kapalı alanda öğrencilerimiz dünya standartlarında eğitim alıyorlar burada. Bunun yanında bu yıllık mezunları vereceğiz. Bunun yanında ARGE projelerimizle çalışmalara devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki yıllardır kenevirle ilgili çeşitli problemler yaşanmış yıllar öncesinden. Şimdilerde de kenevir malzemenin kıymetli bir malzeme olduğu üzerinden çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Biz de protez soketi üretmek konusunda acaba kenevir kumaştan faydalanabilir miyiz diye düşündük ve mevcut üretme yöntemlerine göre 3 kat daha sağlam ve daha kullanışlı bir soket üretimi gerçekleştirdik. Bunu da yakın bir zamanda uluslararası arenada yayın haline dönüştürmeyi planlıyoruz. Esnekliği de iyi. Bu materyal kolay kolay dağılmıyor. Bu tek katlı bir materyal. Dayanıklı bir malzeme. Kenevir literatürünü okuduğumuzda biz birçok özelliğinden faydalanmak istedik. Hem bu süreçte kenevirin sağlam olması, hastaların taşıyacakları yükün azaltılması anlamında kıymetliydi. O sebeple biz de kenevirden bir soket üretebilir miyiz dedik. Tabii deneysel araştırmanın sonuçları bize çok iyi sonuçlar verdi. Biz bu araştırmayı bir adım daha ileriye taşıyıp acaba mikrobiyal üreme ile ilgili problemleri ortadan kaldırabilir mi? Acaba güdük yarasının önüne geçebilir miyiz? Ürettiğimiz soketlerle diye de yeni araştırma sorularının cevaplarını aramaya devam ediyoruz. Normal şartlarda biz polyester ve pamuk karışımı olan bir çoraptan üretiyoruz. Çorabı üretirken 6-8 kat kişinin vücut yapısına göre bu çorabı giydiriyoruz. Çorabın üzerine de epoksi reçine emdirerek, sağlığa uygun reçine emdirerek sertleşmesini ve şekil almasını sağlamaya çalışıyorduk. Tabii kişinin kilosunun artması, soketin, güdüğün pozisyonu gibi çeşitli faktörler burada soketin ağırlaşmasına sebep oluyordu. Daha kalın, daha sağlam bir soket yapmak ihtiyacını ortaya doğuruyordu. Ama bunun da ekstremitenin ağırlığını, kolun, bacağın ağırlığını değiştirmesi sebebiyle de biz acaba daha hafif ihtiyaç duyduğumuz hastalar olduğunda ne yapabiliriz sorusuyla bu sorunun cevabını aramaya çalıştık ve kenevir kumaş stokine çoraptaki 5-6 katın yerine 3 ila 4 katta aynı sonuçları verdiğini gördük. Ve bu da daha uygun, daha hafif bir ürün üretmemize yardımcı oldu.